İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Dünya Yerli Halklar Günü. Etnos Gazetesi. Bakü, uluslararası toplumun göz önünde Ermeni kültürel mirasını vahşice yok ediyor. Venedik'teki Ka Foskari Üniversitesi'nden bir profesörün makalesi. Bakü, Ermeni kültürünü işte böyle yok ediyor. Batı Ermenistan. Ahtamar Adası. Ardahan'dan sonra... Vatana yansımaları hakkında. Batı Ermenistan'da bank kedilerinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Arthur Aleksanyan Olimpiyat Oyunları'nın gümüş madalya sahibi. 9 Ağustos 1994 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından uluslararası Yerli Haklar Günü ilan edildi ve her yıl kutlanıyor. 1994 yılında bugün yerli haklarla ilgili insan haklarının korunması ve geliştirilmesi alt komitesi çalışma grubunun ilk oturumu gerçekleştirildi ve burada şu ifadeler kullanıldı. Bu uluslararası dünya yerli halkları gününde yerli halkların kültürel zenginlikleri ve dünya halklarına yaptıkları özel katkı nedeniyle saygılarımızı sunuyoruz. Aynı zamanda kabul edilemez kitlesel yoksulluk ve hastalıklardan, yetkilerin elinden alınmasına, ayrımcılığa ve temel insan haklarının reddine kadar yerli halkların karşılaştığı muazzam zorlukları da hatırlıyoruz. Yerli halkların haklarının korunması Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin uzun yıllardır mücadele ettiği konudur. Batı Ermenistan heyetinin 2024 yılında Cenevre'de yerli halkların haklarına ilişkin Bilir kişi mekanizmasının 17. oturumuna katıldığını da hatırlatalım. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin bütüncül paketi, Artsakh'ın yerli Ermeni halkının haklarının korunması konusunda konuşan Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gavrahamyan tarafından Birleşmiş Milletler'ine teslim edildi. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armen Agaplyan, 1974'ten beri Kuzey Kıbrıs gibi Batı Ermenistan'ın da 1921'den bu yana yerli bir devlet olarak Türkiye ve Bakü tarafından işgal altında tutulduğunu vurguladı. Batı Ermenistan'daki Ermeni milleti yerli halk olarak benzeri görülmemiş bir hukuki statüye sahiptir ve kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirmek isteyen tüm halklar için bir örnek teşkil etmektedir. Bakü, Arsak'ta Ermeni kültürel mirasını yok ediyor ve ona saygısızlıkta bulunuyor. Yunanistan'ın prestijli haber ve analiz sitesi Etnos, kültürel miras uzmanı Armine Dikranya'nın Arsak'taki Ermeni kültürel ve manevi mirasının Bakü tarafından yok edilmesiyle ilgili kapsamlı bir makalesini yayınladı. Bu makalede manevi anıtlar ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Kültürel miras uzmanı Armine Dikranyan makalesinde Bakü Uluslararası Mahkemenin bu tür eylemlerinden kaçınma kararını hiçe sayarak uluslararası toplumun göz önünde Ermeni kültürel mirasını vahşice yok ediyor. Bu karar Azerbaycan'a doğrudan Ermeni kültürel anıtlarının yıkımını, saygısızlığını ve yok edilmesini durdurma talimatı veriyor. Durumu daha da kötüleştiren Bakü'nün UNESCO komisyonlarının belgelemek ve daha fazla yıkımı önlemek için bölgeye girmesini de engellemesiydi diye belirtiyor kaynak Doğu Ermenistan'daki Yunanistan Konsolosluğu. Vatikan gazetesi Avvenire, Venedik'teki Ca' Üniversitesi'nden Profesör Aldo Ferrari'nin Bakü'nün Artsakh'taki Ermeni kültürel mirasını yok etme politikası hakkında bir makalesini yayınladı. İtalyan profesör Artsakh, Bakü Ermeni kültürünü böyle yok ediyor başlıklı makalesinde Kafkasya mirası izleme adlı araştırma projesinin ortaya koyduğu gerçeklere atıfta bulunarak Artsakh'ın Eylül 2023'te düşmesinden sonra 50'den fazla kültürel mirasın yok olduğunu vurguluyor. Ermeni eserleri yok edildi veya hasar gördü. Makalenin yazarı Profesör Ferrari Ermenilerle Azerilerin 1905'te 1. Rus Devrimi sırasında çıkan şiddetli çatışmadan başlayarak çok tartışmalı bir ilişkisi var. 1918 ile 1920 yılları arasında Rusya İmparatorluğu'nun çöküşünü başka şiddetli çatışmalar izledi. Sovyetlerin İhtilaflı Nahçıvan ve Artsah bölgelerini Bakü'ye devretmeyi tercih etmesi iki ülke arasındaki düşmanlığı yoğunlaştırdı. Artsah Ermenilerinin 1988 yılında Ermenistan'a katılma isteği ilk olarak Azerbaycan'ın Sumgayit ve Bakü şehirlerinde kendilerine yönelik katliamlara, pogromlara neden oldu. 1992-1994 savaşı uluslararası toplum tarafından tanınmayan ve daha önce Azerbaycanlıların yaşadığı toprakları da içeren bölgenin eski Ermeni adı olan Artsakh Ermeni Cumhuriyeti'ni doğurdu diye belirtiyor. Aldo Ferrari, Bakü'nün önce Eylül-Kasım 2020'de başarılı bir savaşta ve ardından Eylül 2023'te kısa ama kanlı bir askeri müdahaleyle bölgenin tam kontrolünü yeniden ele geçirene kadar 30 yıllık diplomatik müzakerelerin başarısız olduğunu da ekledi. Akdamar Adası aynı zamanda kısaca Akdamar Van Gölü'ndeki mevcut dört adadan en önemlisidir. Orta çağda Van Gölü'ndeki ada sayısı ise yediydi. Adanın adı eski Ermeni efsanesinin kahramanı Tamar'ın adından gelmektedir. Ünlü Ermeni şair olan Tumanyan ...Ahtamar adlı şiirini bu efsaneye dayanarak yazmıştır. Adada freskler ve taş oymalarla süslenmiş... ...Ermenistan'ın mimari anıtı Kutsal Haç Kilisesi korunmuştur. Kilise 915-921 yıllarında Mimar Manuel tarafından inşa edilmiştir. Ahtamar adasında 10. yüzyıldan kalma limanın kalıntıları da korunmuştur. Medine-i Maral ve Mari Çolokyan'ın... Ardahan'daki yolculuğu Ermenilere karşı yürütülen soykırımın, Armenosid'in tarihi mekanlarının keşfini ve restorasyonunun önemini temsil etmektedir. Gezi George Agcayan tarafından yönetildi. Politik yaşamı artık çimenlerde, dağlarda, kır çiçeklerinde ve derelerde tezahür eden vatandaydılar. Atalarının bu yerler hakkındaki hikayelerini, bahsettikleri kabakları ve gelincikleri hatırladılar ve bir anda her şey çok tanıdık gelmeye başladı. Dikranagert Diyarbakır'da doğanın tartışılmaz güzelliğini gördüler. Dikranagert sokaklarında yürürken Türkiye'nin Ermenileri kendi topraklarından silmesinin, Ermeni oldukları için yok etme çabalarına direnen yerel halkın sessizliğiyle birleştiğini hissettiler. Burada müzeye dönüştürülen Ermeni Protestan Kilisesi ve eski Sürp Sarkis Ermeni Apostolu Kilisesi ile 50 yılı aşkın bir süre önce Diyarbakır Üniversitesi'ne dönüştürülen kentin Ermeni Katolik Kilisesi'ni gördüler. Bu yerlerde Ermeni Kutsal Kilise alanlarının özellikleri ve haçları görülüyordu. Onlar Dikrana Gert'ten ayrılarak Malatya'yı ve ardından Konstantinopolis, İstanbul'u ziyaret ettiler. İşte burada Osmanlı İmparatorluğu'nun 1915'teki hükümeti Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosid sırasında Ermeni kervanlarını katletti. Bir milleti yok etmeye çalıştıkları bu yerlerden geçerken soykırımın Arminosid'in o yağmurlu ve bulutlu havasını hissettiler ve bu da onları ağlattı. Ayrıca Karin, Erzurum ve Kars'ı da ziyaret ederek korunmuş Ermeni yapılarına uğradılar. Üzerinde ay yıldız bulunan kan kırmızısı bayraklar her yerde dalgalanıyordu ve bu kişiler baskının durmak bilmeyen ritmini hissediyorlardı. Ermeni tarihi mekanlarından geriye kalanların envanterini çıkarmaya çalıştılar. Bazen konuta, ahıra, camiye, bahçeye veya okula dönüştürülen kiliseleri gördüler diğer durumlarda boş bir alan ve sessizlikle ya da Ermeni halkının hayatta kalması ve büyümesini simgeleyen yüzlerce haçlar ve sayısız el değmemiş yüksek haçkarlar ve gururlu kiliseler tarafından karşılandılar. Tarihin sunulduğu müzelerde Ermeni kelimesinin bulunmamasını kınadılar. Ancak Ermeni desen ve harfleriyle süslenmiş eserlerin yazarları Urartulu olarak tanımlanıyor. Batı Ermenistan'ı ziyaret etmek her Ermeni için sözde Doğu Türkiye'de eğlenceli bir gezi değil, ana vatanının yerlerini tanımak ve onlarla ilişkileri derinleştirmek için bir hedeftir. Van Kedisi, Ermenistan yaylasındaki Van Gölü çevresindeki kıyı bölgelerinden gelen yarı uzun tüylü bir evcil kedi türü. Türkiye'nin işgal ettiği Batı Ermenistan topraklarında yaygındı. Ermenilere uygulanan soykırımdan, Armenositten yıllar sonra Türkler, Van kedisini atalarının mirası ve ulusal bir değer olarak ilan ettiler. 1987'de Türkiye'de kedi yetiştiriciliği de yapan Van Kedi Araştırma Enstitüsü kuruldu. Ancak Türk yetiştiriciler bu cinsi angora kedileriyle melezleyerek yetiştirmekle meşguldü. Yapılan bu seleksiyon çalışması türü tamamen değiştirebilir. Hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir. <laughs> Gregor Raman güreşçi, Olimpiyat Oyunlarının altın, gümüş ve bronz madalya sahibi, 4 kez dünya, 7 kez Avrupa şampiyonu, 97 kiloda Artur Aleksanyan, kariyerinde ikinci kez Olimpiyat Oyunlarında ikinci oldu. Aleksanyan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları finalinde Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya sahibi, dünya ve Asya şampiyonu, Asya Oyunları'nın galibi İranlı Muhammed Dahi Saravi ile güreşti ve rakibine 4-1 mağlup oldu. Hatırlatmak gerekirse başlangıçta Aleksanyan, Güney Kore temsilcisi Shin Chun kime karşı 9-0'lık bir avantaja sahipti. Çeyrek finalde Özbekistan temsilcisi dünya ikincisi 40 yaşındaki Rustam Asakalov ile güreşen Ermeni güreşçi son saniyelerdeki yüksek iradesi sayesinde 9-5'lik skorla etkileyici bir galibiyet elde etti. Yarı finalde ise Kübalı Gabriel Rusillo'ya karşı 5-3'lük skorla muhteşem bir zafer elde etti. Aleksanyan üst üste 3. kez olimpiyat oyunları finaline yükseldi. Bu Doğu Ermenistan'ın Paris olimpiyat oyunlarında kazandığı 3. madalyaydı. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.